toplumdaki yaşanan bazı olaylar alışkanlık haline gelip idrak safhasından çıkıyorsa o gayesine ulaşamaz hale gelmiştir. Bayramlar da böyle. Toplanıp el öpmeler, bayramlaşmalar eğer o topluma bir alışkanlık haline geldiyse mana, ruh ortadan kalktı. Eğer ona hükmedemiyorsak o alışkanlıkların bize çok faydası olmaz. Sadece şekil şartını yerine getiriyor oluruz. Şekil şartını yerine getirmekten daha ziyade onu ruhuna hükmetmemiz lazım. Ülkeler savaşarak kazanılabilir. Ama önemli olan ülkeyi kazanmak, savaşmak değil, ülkeyi fethetmektir. Fethetmek mana ile olur, fethetmek ruh ile olur. Kazanmak, işgal etmek silahla olur, postalla olur. Türk milleti gittiği her ülkeyi fethetmiştir. Savaş öncesi ve savaş sonraki davranışlar hep o fethin gayesinden ve o gayeye uygun davranmaktan geçmektedir. Ülkücüler de bugünün Akıncı beyleridir. Dolayısıyla gönülleri fethederek Türk milletini milletler ailesindeki yarışta en yükseğe çıkartmaya gayret edecektir. Elbette ki önümüzde bir mahalli seçimler vardır. 6 aydan az bir zaman kaldı. Burada bütün ülkücülere, Akıncı beylerine çok önemli görevler düşmektedir. Cumartesi gün bize karşılamamızda emeği geçen, bu ilgiyi gösteren bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bulvardaki girişimizde bize yolda yürürken gözünü bize dönerek, gözümüzün içine bakarak el sallayan, balkonlardan aşağı düşercesine bizlere gözümüzün içine bakarak kendisinin bizimle beraber olduğunu belli etmeye çalışan değerli kardeşlerimize, esnaf kardeşlerimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Gördüğümüz teveccüh benim 5 dönemdir yaşadığım milletvekili seçimlerinin çok üstünde bir teveccühdür. Başkalarının ne dediği benim için hiç önemli değil. Onun için Allah'ın izniyle bazı kalemini, ruhunu, fikrini, geçmişini satan kalemşörler ne yazarlarsa yazsınlar. Onlar hiçbir şeye tesir edemeyecekler. Çünkü ülkücüler 12 Eylül'den bugüne susamışlıkla pınara koşmuşlardır ve susamışlıkla Aydın Büyükşehir'ini biz alacağız diye haykırmaktadırlar. Ve burada inanıyorum ki kendi içlerinden en yetkin kadrolarla, en uzman temayüz etmiş arkadaşlarımızla Aydın sevdası olan herkesle birleşebilecek, herkesle hizmete beraber koşulabilecek bir güven ve huzur içerisinde Milliyetçi Hareketi büyütme gayreti içerisindedirler. Bugün buraya bu mübarek bayram dolayısıyla duygularını ortaklaşmaya koşan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Buraya katılan arkadaşlarımız vasıtasıyla katılamayan bütün aile fertlerinizin, akraba, eş ve dostlarınızın da bayramını bu vesileyle kutluyorum. Çok bayramın mesajını aşmak istemiyorum. İnşallah siyasi konuşmalarımız önümüzdeki günlerde Aydın'da 25'inden sonra daha uzun süreli kalışlarımızda hep beraber olacağız. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum.